Özgür Şehirler Bravos. Esos'un uzak kuzeybatı köşesinde, titreyen deniz ile Dar denizin birleştiği yerde Özgür Şehir Bravos, sesli örtülü bir lagünün sığ acı sularının ortasında ünlü Yüz Adası üzerinde yükselir. Dokuz özgür şehrin en küçüğü olan Bravos, aynı zamanda en zengini ve büyük olasılıkla en güçlüsüdür. Aslan kaçak köleler tarafından kurulan mütevazi başlangıcı, özgür olma arzusundan başka bir şeye dayanmıyordu erken tarihinin büyük bir bölümünde gizli statüsü onu daha geniş dünyada çok az önemli kıldı. Ancak zamanla büyüdü ve sonunda neredeyse rakipsiz bir güç olarak ortaya çıktı. Bravo'sta ne prens ne de kral hüküm sürer. Yönetim, şehrin hakimleri ve anahtar sahipleri tarafından gizemli olduğu kadar karmaşık bir süreçle vatandaşlar arasından seçilen Denizli Ordu'na aittir. Deniz Lordu, geniş sahil sarayından eşi benzeri olmayan bir savaş gemisi filosuna ve mor gövdesiyle mor yelkenleri bilinen dünyanın her yerinde yaygın bir manzara haline gelen bir ticaret filosuna komuta ediyor. Bravos, Valera'dan Sotoros'ta yeni kurulan bir koloniye gitmekte olan büyük bir köle gemisi konvoyundaki kaçaklar tarafından kurulmuş, kanlı bir isyanla ayaklanmış, taşındıkları gemilerin kontrolünü ele geçirmiş ve eski efendilerinden kaçmak için dünyanın uzak uçlarına kaçmışlardır. Avlanacaklarını bilen köleler, Valera'dan ve onun intikamından olabildiğince uzakta bir sığınak aramak için hedefledikleri yerden uzaklaşıp güney yerine kuzeye yelken açtılar. Bravos tarihleri, Jogos Nae'nin uzak topraklarından gelen bir grup köle kadının nerede barınacakları konusunda kehanette bulunduğunu iddia eder. Çam ağaçlarıyla kaplı tepeler ve deniz taşlarından oluşan bir duvarın arkasındaki uzak bir lagünde sık sık oluşan sislerin mültecileri tepeden geçen ejderha kızaklarının gözlerinden saklamaya yardımcı olacağı bir yerde. Ve öyle de oldu. Bu kadınlar ay şarkıcıları olarak adlandırılan rahibelerdi ve bugün bile Ay Şarkıcıları Tapınağı Braavos'taki en büyük tapınaktır. Kaçan köleler birçok diyardan geldiği ve birçok inanca sahip olduğu için Braavos'un kurucuları tüm tanrıları haklarının verildiği bir yer yarattı ve hiçbirinin diğerinden üstün tutulmayacağına karar verdi. Sayılı Randallar, Yazadalıları, Giskari, Naat, Roynar, İbben, Sarnır, hatta Saf kanından boşlular ve suçları da içeren çok çeşitli bir halktı. Bazıları muhafız ve köle asker olarak hizmet etmek üzere silah eğitimi almıştı. Diğerleri ise sanatları zevk vermek olan yatak köleleriydi. Aralarında birçok çeşit ev kölesi vardı. Öğretmenler, bakıcılar, aşçılar, seyisler ve kahyalar. Diğerleri marangoz, zırhçı, duvarcı ve dokumacı gibi yetenekli zanaatkarlardı. Bazıları balıkçı, bazıları tarla işçisi, bazıları kadırga kölesi, birçoğu da sıradan işçiydi. Yeni azat edilenler birçok dil konuşuyordu. Bu yüzden eski efendilerinin dili olan Valeyra dili ortak dilleri oldu ve özgürlük adına hayatlarını tehlikeye attıkları için yeni şehrin anne ve babaları Braavos'taki hiçbir erkek, kadın ya da çocuğun asla köle, esir ya da tutsak olmayacağına yemin ettiler. Bu Braavos'un ilk yasasıdır ve uzun kanalı çevreleyen kemerin üzerine taşla kazınmıştır. O günden bugüne Braavos'un deniz lordları köleliğin her türlüsüne karşı çıktılar. Köle tacirleri ve müttefiklerine karşı pek çok savaş verdiler. Kaçakların sığındığı gün ilk bakışta çamur düzlükleri, gelgitli sığlıklar ve tuzlu bataklıklardan oluşan kasvetli ve çekici olmayan bir yer gibi görünüyordu. Ancak uzaktaki adaların ve deniz yığınlarının arkasına iyice gizlenmişti ve çoğu zaman yukarıdan bile sisle örtülmüştü. Dahası acı suları balık ve her türlü kabuklu deniz hayvanı açısından zengindi. Barınak adaları sık ormanlıktı ve Esos ana karasının yakınında demir, kalay, kurşun, arduvas ve diğer yararlı malzemeler bulunabilirdi. Daha da önemlisi lagün uzaktı ve çok az ziyaret ediliyordu. Kaçan köleler kaçmaktan bıkmış olsalar da en çok yeniden yakalanmaktan korkuyorlardı. Bravos keşfedilmeden büyüdü ve gelişti. Balıkçılar büyük lagünün ve ötesindeki denizlerin bereketini toplarken alçak adalarda çiftlikler, evler ve tapınaklar filizlendi. Bravo, suların keşfettiği diğer kabuklu deniz hayvanları arasında, Tiroşu ve boyalarını zengin ve ünlü yapanlara benzeyen belirli bir deniz salyangozu vardı. Salyangoz koyu mor bir boya veriyordu. Bravo su kaptanlar, ne zamanla günün ötesine yelken açsalar, çalıntı gemilerinin görünümünü değiştirmek için yelkenlerini bu renge boyadılar. Mümkün olan her yerde, Valeyran gemilerinden ve şehirlerinden uzak durmaya özen gösteren Bravoslular, ip ile ve daha sonra yedi krallık ile ticaret yapmaya başladı. Bununla birlikte uzun bir süre Bravoslu ticaret gemileri sahte haritalar taşıdılar ve ana limanları hakkında sorgulandıklarında ustaca bir aldatmaca uyguladılar. Böylece bir asırdan fazla bir süredir Bravos gizli şehir olarak biliniyordu. Denizorda Lord'u adı Rosellon, Braavos'un varlığını ve yerini ilan etmek için gemilerini dünyanın her köşesine göndererek ve tüm uluslardan insanları şehrin kuruluşunun 111. bayramını kutlamaya davet ederek bu gizliliğe son verdi. O zamana kadar kaçan ilk kölelerin tümü tüm eski efendileriyle birlikte ölmüştü. Yine de Adoro birkaç yıl önce demir bankadan Valera'ya elçiler göndererek Adıro'nun ortaya çıkışı ya da maskesinin düşürülmesi olarak bilinen olayın önünü açtı. Ejderhal orslarının bir asır önce kaçan kölelerin torunlarıyla pek ilgilenmedikleri ortaya çıktı ve demir bankası kurucuların gemilerine el koyup götürdükleri adamların torunlarına yüklü tazminatlar ödedi. Kölelerin kendi değerlerini ödemeyi reddederek. Böylece anlaşma sağlanmış oldu. Gizleri Aşman'ın yıl dönümü her yıl Bravo 10 gün süren ziyafet ve maskeli şenliklerle kutlanır. Bilinen tüm dünyada benzeri olmayan bu şenlik, 10. günün gece yarısı, Titan'ın kükremesi ve on binlerce şenlikçi ve kutlamacının hep birlikte maskelerini çıkarmasıyla doğruğa ulaşır. Mütevazı kökenlerine rağmen Braavos, sadece özgür şehirlerin en zengini değil, aynı zamanda en sapt biri haline geldi. Volantis'in kara surları olabilir. Ama Bravos'un dünyada başka hiçbir şehrin sahip olmadığı bir gemi duvarı vardır. Lomas Longstrader, Bravos'un Titan'ına yani Lagün'ün ana girişini çevreleyen savaşçı şeklindeki taş ve bronzdan yapılmış büyük kaleye hayran kalmıştı. Ama asıl harika olan cephanelikti. Burada Bravos'un mor gövdeli savaş kadırgalarından biri bir günde inşa edilebilir. Tüm gemiler aynı tasarıma göre inşa edilir. Böylece pek çok parça önceden hazırlanabilir ve yetenekli gemi yapımcıları işi hızlandırmak için geminin farklı bölümleri üzerinde aynı anda çalışır. Böyle bir mühendislik harikasını organize etmek emsalsizdir. Bunun doğruluğunu görmek için Eskişehir'in tersanelerindeki gürültülü, karışık inşaatlara bakmak yeterlidir. Ancak Titan'a hakkını vermemek aptallık olur. Gururlu kafası ve denizden 400 fit yüksekte yükselen, ateşli gözleriyle titan, iki deniz dağının iki yanına oturan, devasa bir dev şeklinde dökülmüş, daha önce veya o zamandan beri görülmemiş türden bir kaledir. Titan'ın bacakları ve gövdesinin alt kısmı, üç kuşak heykel ve taş ustaları tarafından oyulmuş ve şekillendirilmiş ve pileli bronz bir etekle sarılmış, orijinal olarak doğal bir taş kemer olan siyah granittir. Belin yukarısındaki dev heykel bronzdur ve saç için yeşile boyanmış kenevir vardır. Titan, denizden ilk kez görüldüğünde seyretmesi ürkütücü bir manzaradır. Gözleri, lagünün içine geri dönen gemilerin yolunu aydınlatan devasa işaret ateşleridir. Bronz gövdesinin içinde salonlar ve odalar, cinayet delikleri ve ok yarıkları vardır. Öyle ki geçidi zorlamaya cesaret eden herhangi bir gemi kesinlikle yok edilir. Düşman gemileri Titan'ın içindeki bekçiler tarafından kolayca kayaların üzerine yönlendirilebilir ve Titan'ın bacakları arasından izinsiz geçmeye çalışanların güvertelerine taşlar ve yanan zil çömlekleri atılabilir. Ancak bu nadiren gerekli olmuştur. Kan yüzyılından beri hiçbir düşman Titan'ın gazabını kışkırtacak kadar aceleci davranmamıştır. Bugün Braavos dünyanın en büyük limanlarından biridir ve tüm ulusların ticaret gemilerini ağırlamaktadır köle tacirleri hariç. Geniş günün içinde Bravo's gemileri Denizli Ordu Sarayı yakınında bulunan muhteşem Mor Liman'a yanaşır. Diğer gemiler tüm hesaplara göre daha fakir ve daha sert bir liman olan Rakman'ın limanı adlı limanı kullanmalıdır. Yine de Bravo's'ta sahip olunacak o kadar çok zenginlik var ki gemiler kart ve yaz adalarına kadar uzaklardan buraya ticaret yapmaya geliyor. Braavos aynı zamanda dünyanın en güçlü bankalarından birine de ev sahipliği yapıyor. Bu bankanın kökleri şehrin başlangıcına birkaç kaçağın sahip oldukları değerli eşyaları hırsızlardan ve korsanlardan korumak için terk edilmiş bir demir madeninde saklamaya başlamasına kadar uzanmaktadır. Şehir büyüdükçe ve zenginleştikçe madenin kuyuları ve odaları dolmaya başladı daha zengin bravoslular hazinelerinin toprakta boş boş durmasına izin vermektense daha az şanslı kardeşlerine borç vermeye başladılar. Böylece ünü ya da bazılarına göre kötü şöhreti bilinen dünyanın her köşesine yayılan bravosun demir bankası doğdu. Krallar, prensler, arkonlar, triyarklar ve sayısız tüccar demir bankanın sıkı bir şekilde korunan mahzenlerinden borç almak için dünyanın dört bir yanından seyahat ediyor. Demir Banka'nın hakkını alacağı söylenir. Bravo sulardan borç alan ve borçlarını ödemeyenler bu aptallıklarından pişmanlık duyarlar. Çünkü bankanın lordları ve prensleri devirdiği bilinmektedir. Ve ayrıca ortadan kaldıramadığı kişilere karşı suikastçılar gönderdiği de söylenir. Ancak bu kesin olarak hiçbir zaman kanıtlanmamıştır. Braavos çamur ve kum üzerine inşa edilmiş bir şehirdir. Burada bir insan asla suya birkaç metreden fazla uzaklaşamaz. Bazıları şehrin sokaklardan çok kanalları olduğunu söyler. Bu bir abartıdır. Ancak şehirde dolaşmanın en hızlı yolunun caddeler, geçitler ve kemerli köprülerden oluşan labirente yayı olarak ilerlemek yerine kanallarda dolaşan sayısız yılan kayıklarından birinde su üzerinde ilerlemek olduğu inkar edilemez. Bravos'un her yerinde şehrin denizle olan bağını ve onu koruyan ahşap duvarları kutlayan havuzlar ve fıskiyeler görülür. Yüz adayı çevreleyen lagünün acı suları, istiridye, yılan balığı, yengeç, kerevit, vatos ve birçok balık çeşidiyle şehrin ilk zenginliğinin büyük bir kısmının kaynağıydı. Yine de Bravos'u besleyen ve koruyan sular aynı zamanda onu tehlikeye atıyor. Çünkü son 200 yıl boyunca şehrin bazı adalarının şu anda üzerlerini örten binaların ağırlığı altında battığı ortaya çıktı. Rakman Limanı'nın hemen kuzeyindeki şehrin en eski kısmı aslında çoktan battı ve şimdi boğulmuş kasabı olarak biliniyor. Öyle bile olsa kulelerde ve yarı sular altında kalan binaların üst katlarında oturan en yoksul türden bazı bravoslar hala var. Ali Üstad Matter'ın Demirbanka ve Bravos'un Kökenleri adlı kitabı, bankanın tarihi ve ilişkileri hakkında keşfedilebildiği kadarıyla en ayrıntılı anlatılardan birini sunmaktadır. Banka ketumluğu ve gizliliğiyle önlüdür. Mother, Demirbank'ın kurucularının sayısının 23 olduğunu anlatır. 16 erkek ve 7 kadın. Her biri bankanın büyük yeraltı kasalarının bir anahtarına sahipti. Bugün sayıları bini aşan torunları resmi günlerde gururla sergiledikleri anahtarlar artık tamamen törensel olsa da bugün de anahtar sahipleri olarak bilinmektedir. Bravos'un kurucu ailelerinden bazıları yüzyıllar içinde geriledi ve birkaç servetlerini tamamen kaybetti. Ancak en zavallıları bile hala anahtarlarına ve onlarla birlikte gelen onurları tutunuyor. Bununla birlikte Demir Banka yalnızca anahtar sahipleri tarafından yönetilmiyor. Bugün Braavos'taki en zengin ve en güçlü ailelerden bazıları daha yeni nesildir. Yine de bu hanelerin başkanlarının bankada hisseleri vardır. Gizli konseylerinde otururlar ve onu yöneten adamların seçiminde söz sahibidirler. Bravos'ta birçok yabancının gözlemlediği gibi altın paralar demir anahtarlardan daha önemlidir. Bankanın elçileri genellikle bankanın kendi gemileriyle dünyayı dolaşıyor ve tüccarlar, loçlar ve hatta krallar onlarla neredeyse eşit muamele görüyor. Bravos, mimarisiyle ünlü bir şehirdir. Dünyanın dört bir yanından gelen tuhaf hayvanlar ve kuşlardan oluşan muhteşem hayvanat bahçesiyle geniş denizli ordu sarayı, Heybetsiz Adalet Sarayı, devasa Ay Şarkıcıları Tapınağı, Bravo Sular'ın Tatlısu Nehri adını verdikleri ve Sosana karısından çok ihtiyaç duyulan tatlı suyu taşıyan su kemeri, çünkü kanallardaki su acı, çamurlu ve şehir sakinleri tarafından içine atılan çöpler nedeniyle içilemeyecek kadar kirli, anahtar sahiplerinin ve soylu ailelerin kuleleri ve büyük bir darlı ceza ve şifa merkezi olan Kırmızı Eller Evi. Bu asil yapıların içinde ve arasında sayısız dükkan, genelev, han, meyhane, lonca salonu ve tüccar borsası bulunur. Sokaklar ve köprüler boyunca eski denizdortlarının, kanun koyucuların, denizcilerin, savaşçıların, hatta şairlerin, şarkıcıların ve fahişelerin heykelleri yer alır. Bravo's tapınakları da çok ünlüdür ve bazıları gerçekten görülmesi gereken harikalardır. Ay şarkıcıları tapınağı bunların en önde gelenidir. Çünkü daha önce anlatıldığı gibi Bravo bu tanrıya özel bir saygı duyarlar. Suların babası da neredeyse saygı görür. Sulu tapınağı her yıl bayram günleri için yeniden inşa edilir. Işığın Efendisi, Kırmızı Reha olurunda, Bravo'sta büyük bir tapınağı var. Çünkü son yüzyılda kendisine tapanların sayısı her zamankinden daha fazla arttı. Yüz farklı halktan gelen Braavoslular, yüz farklı tanrıyı onurlandırırlar. Bunların en büyükleri tapınaklara sahiptir. Ancak şehrin kalbinin derinliklerinde tanrıların en küçüklerinin bile tapınaklara sahip olduğu tanrılar adası bulunabilir. Denizin ötesindeki sept ve onun septonları ve septaları yedi krallıktan ticaret yapmak için Bravosa gelen gemilerdeki denizciler için her gün yediye ibadet sunar. Bravos'ta dünyanın ücra köşelerinden gelen kadın ve erkekler yüzlerce yıldır olduğu gibi birlikte oturup yiyip içip masallar anlatabilirler. Gizli şehire herkesin hoş geldiği söylenir. Bravos'un pek çok fahişesi şarkılarda ve hikayelerde anılır ve hatta birkaçı bronz veya mermerde ölümsüzleştirilmiştir. Yedi krallıkta bunların en meşhur ve kötü şöhretli olanları kara İnciler'dir. Bu adı taşıyan ilk kadın, Kral 4. Egan Targaryen'in dokuz sevgilisinden biri olarak kısa bir süre hüküm süren ve ona gayrimeşru bir kız çocuğu doğuran kaptan ve korsan kraliçe Belecio Radiristi. Belinora, ikinci siyah inci, zamanının şarkıcıları tarafından tüm dünyadaki en güzel kadın olarak övülen ünlü bir fahişeydi. Onun soyundan gelenler de fahişe oldular. Her biri sırasıyla kara olarak biliniyordu ve her birinin damarlarında bugüne kadar bir miktar ejderhanın kanı vardır. Lees'in zevk bahçelerinin veya Volantis'in genel evlerinin daha ünlü güzelliklerinin aksine, Braavos'un fahişelerinin dünya çapında ünlü oldukları ancak hepsinin özgür kadınlar olduğu da söylenmelidir. Sanatları sadece yatak odası için değil, zekaları ve tavırları onları en zengin tüccarlar, en cesur kaptanlar, en seçkin ziyaretçiler tarafından aranır kılar. Anahtar sahipleri, lordlar ve prensler iyiliklerini ararlar. En ünlü fahişeler, cazibelerine ve gizemlerine katkıda bulunan şiirsel isimler alırlar. Şarkıcılar himayeleri için yarışırken, bravo sular ince kılıçlarıyla sık sık bir fahişe adına ölümüne düello yapar. Bir gemi kaptanı olan Lenis Limanı'ndan Pelman, Hisar'da yapılan bir sudançısı düellosunu anlattı. Bize, sudahlçılarının yüzeyde zar zor süzülüyor gibi göründüklerini, ancak bunun karanlığın neden olduğu bir yanılsama olduğunu, çünkü geceleri her zaman düello yaptıklarını söylüyor. Ancak kaptan, zarafet ve beceri açısından buna benzer bir şey görmediği konusunda ısrar etti. Gizli Şehrin cesurlarının kılıç ustalığı, fahişelerinin güzelliği kadar ünlüdür. Büyük ölçüde zırhsız olan ve yedi krallığın uzun kılıçlarından çok daha hafif olan, ince, sivri uçlu bıçaklar kullanan bu sokak savaşçıları hızlı ve ölümcül bir dövüş stili uygularlar. Denizli Ordu Sarayı yakınındaki Ay Havuzunda düello yapma geleneği göz önüne alındığında en büyük cesurlar kendilerine sudansçıları derler. Gerçek sudansçılarının havuzun yüzeyinde suyu rahatsız etmeden dövüşüp öldürebilecekleri iddia ediliyor. Bravo sular ve sudansçılar arasında pek çok ölümcül kılıç ustası bulunabilse de geleneğe göre işlerinden en büyüğü deniz Lordu'nun kişisel muhafızlarını komuta eden ve tüm halka açık etkinliklerde kişiliğini koruyan ilk kılıçtır. Deniz Lordları seçildikten sonra ömür boyu hizmet ederler. Kaçınılmaz olarak politikada bazı değişiklikler yapmak için bu hayatı kısa kesmek isteyenler her zaman vardır. Yüzyıllar boyunca ilk kılıçlar birçok ünlü düelloya katıldı. Bir düzüne savaşa katıldı. Ve iyisiyle kötüsüyle çok sayıda deniz ordunun hayatını kurtardı. Yüzsüz adamlardan bahsetmeden Braavos'la ilgili hiçbir tartışma tamamlanmış sayılmaz. Gizem ve söylentilerle örtülü bu gizli suikastçı topluluğunun bravosun kendisinden daha eski olduğu ve köklerinin ihtişamının zirvesindeki Valera'ya kadar uzandığı söyleniyor. Ancak bu katiller hakkında kesin olarak çok az şey biliniyor. Bravos bölümünün sonu. Özgür şehirler bölümünün sonu. Gün batımı krallığının ötesinde bölümünün sonu.